Daha ne kadar olanları sizlere anlatabileceğiz. Bunu gerçekten bilmiyoruz. Şu anda ateş ediyorlar hiç durmadan. Kameralar 7 ay önce dünyanın en kanlı sivil gemi baskınını görüntüledi. İsrail askerlerinin neden olduğu dehşetin izleri İstanbul'da. Mavi Marmara ziyaretçilerini duvarlarında kan, masalarında kelepçelerle karşılıyor. Çok üzgünüm sadece. Çok üzgünüm. Ya söyleyecek bir şey bulamıyorum. Ne hissetmiyorum? Çok şey hissediyoruz. Sözün bittiği yer. Acı, acı, acı. Başka bir şey diyemiyorum. Dün yalnızca şehit yakınlarının alındığı gemi bugün Sarayburnu'nda ziyarete açıldı. Gemide yaşanan dehşetin izleri taptaze. 9 şehidin can verdiği noktalarda fotoğrafları ve isimleri yer alıyor. Somali açıklarında korsan arıyorlar. Korsan Akdeniz'e inmiş. Korsan Akdeniz'de kardeşim. Çok duygulandım. Özel olarak dün geldim göremedim. Özel olarak bugün geldim tekrar. Canlarını içe sayarak gittiler. Şehit oldular. Çok duyguluyum şu anda. O şehitleri görünce hele vücudum diken diken oldu. Aklıma o sahneler geliyor yani gördüğüm videolar. Allah rahmet eylesin diyorum. Furkan Doğan Mavi Marmara'nın genç yolcularındandı. Adı gemideki en genç şehit olarak tarihe geçti. O gün gemide bulunan Salih Bilici Furkan'ın son anlarına şahitlik etti. İsrail askerleri onu yakından 5 el ateş ederek şehit ettiler. Furkan İsrail kurşunları tarafından tam bu noktada şehit edildiğinde sadece 19 yaşındaydı. Bugün Mavi Marmara İstanbul'da ve İstanbul'a gelenler özellikle Furkan'ın şehit olduğu bu noktayı ziyaret ediyorlar. Vesima İbni Salah gemide basın mensubu olarak bulunuyordu. Cevdet Kılıçlar'ın vuruluş anını gördü. Zodya gördüm ve aniden ateş tabii ki başladı. Yani bombalar, ateşler falan. Yukarıya çıktım, her şey duman. Dehşet günü gemide bulunanlardan biri Mustafa Batırhan. İsrail askerleri önce onu vurdu. 3 kurşun yarasına rağmen bugün gemiye geldi. Vurulduğu noktada şehit olan arkadaşlarını andı. Buradan asker indiriyorlardı. Halatın altındaydım. 2 metreden 2 asker bana 3 el ateş etti. Gerçek mermi kullandılar. Bir buradan, bir buradan, bir buradan. 3 tane kurşun aldım ben. Şurada baktığımız zaman 9 tane kardeşimiz, beraber yolculuğa çıktığımız 9 tane kardeşimiz aramızdan ayrıldı. Kendileri burada yok ama inanıyoruz ki şu anda ruhları aramızda dolanıyor. Kendileri bu gemide şu an. İsrail helikopterlerinin Mavi Marmara'ya indirme yaptığı ilk nokta işte burası. Açılan ateşte İbrahim Bilgen, Ali Haydar Bengi, Necdet Yıldırım ve Fahri Yıldız şehit düştü. İlk gün ziyaretçileri dünyanın dört bir yanından geldi. Samsun'dan İzmir'e, Almanya'dan Amerika'ya. Ne bileyim yazık bir şey yani. Geldiğine sevindik. İnsanlar işte ölmüş acıdık. Biz de çok duygulandık. Biz de Samsun Çarşamba'dan geldik beraber ekip olarak. Şahsen ben de diken diken oldum yani. Beynimizden, hafızamızdan silinmeyecek bir anılar. Üzgünüz yani İsrail'i kınıyoruz. Üst güverteyi ziyaret edenler duygularına hakim olmakta zorlandı. Gözyaşlarını tutamayan bu yaşlı İstanbullu gibi. Nerede şimdi şehitlerin? Nerede? Dünde geldi. Mehmet Seyide Ali Haydar Bengi'nin 30 yıllık arkadaşıydı. 8 yaşından beri ilk kez ayrıldılar. Bu onların dünyadaki son ayrılıkları oldu. Madem ölüm tek bir defa gelecek, o da neden Allah için olmasın? Geminin yolcu salonu o güne dair izlerle dolu. Koltuklardaki kan lekeleri, duvarlardaki kurşun izleri duruyor. Tavandaki kan hala kıpkırmızı. Tavandaki izler o gün Mavi Marmara yolcularının sıçrayan kanlarından oluşuyor. Bu elimdeki de İsrail askerlerinin Mavi Marmara yolcularını kelepçelemek için kullandığı plastik kelepçeler. Burası da köprü üstü. Geminin kalbinde açılan yaralar duruyor. Teknik aksam İsrail askerlerinin parçaladığı şekilde korunmuş. Mavi Marmara hafta sonuna kadar Sarayburnu'nda ziyaretçilerini ağırlayacak. Sonra yaralarının kapanması için tersanenin yolunu tutacak.